Belediye sizin, şehir sizin, ülke sizin. Çünkü siz en kıymetlilerinizi bu toprakları vatan yapmak için toprağın bağrına emanet ettiniz. Ama aynı zamanda milletin de, Türk milletinin de sinesine emanet ettiniz. Edirne Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında şehit aileleri ve gaziler birimi kurulmasına oy birliğiyle karar verilmişti. Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan şehit aileleri ve gaziler biriminin başına da Edirne Belediyesi'nde görev yapan şehit yakını getirildi. 1994 yılında Hakkari Yüksekova'da Esenyamaç bölgesinde bölücü terör örgütleriyle çıkan çatışmada şehit olan piyade komanda çavuş Ayhan Orhan kardeşi Ayşe Orak Şahin, şehit aileleri ve gaziler biriminin başına şef olarak getirildi. Biriminin tanıtım toplantısı ise Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çiftçi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şehit aileleri ve gaziler birimi tanıtım videosu izlendi. Tanıtım videosunu izleyen şehit yakınları ve gaziler gözyaşlarını tutamadı. Bu süreçte bize düşen herhangi bir görev olursa kesinlikle sonlarına kadar yanındayız. Yapmamız gereken ne varsa yaparız. Birimin tanıtım toplantısında konuşma yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye meclisinde kararını alarak Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde şehit aileleri ve gaziler birimi kurduklarını belirterek birimin hayırlı olmasını temenni etti. Bu birimin vereceği hizmetin sizlere yönelik olması nedeniyle bu birimde görev yapacak arkadaşımızın da aynı sevgi koordinasyonunda, aynı kalp muhabbeti noktasında olması gerekir dedik. O zaman baktık, dedik ki bu işi Edirne Belediyesi'nde yani şehit yakınlarıyla gazilerimize en kalpten hizmeti, bu sadece bir gazinin, bir şehit yakınının dilekçesini almak, işleme koymak değil. O işi yaparken kalbiyle yapması gerekir, duygularıyla yapması gerekir, onu hissederek yapması gerekir. En iyi kim yapar bu işi? Şehit yakınını en iyi kim anlar? Gazi kim anlar en iyi? Dedik ve bir şehit kardeşi kızımızı da bu birimin başına koyduk. Gel bakalım Ayşe. Ayşe Şahin bu birimin şefi olarak sizin de içinizden biri olarak şehit yakınları ve gaziler birimimizin sorumlusu, şefi olarak bu birimde sizlere bu hizmeti sunacak. Sizin içinizden biri, sizin evladınız, sizin kardeşiniz, benim de evladım, benim de kardeşim. Ama inanıyorum ki Ayşe bu sizlerle ilgili gerek belediyede gerek belediye dışındaki işlerde, işlemlerde, hizmetlerde sizin duygularınızı, sizin hissiyatınızı, sizin hassasiyetlerinizi bilerek bu işi yapacak. Ondan eminim. Şimdi benim de gönlüm rahat, benim de gözüm arkada kalmayacak. Bu birim, bu anlamda hem Kadın Aile Hizmetleri Müdürümüz Özlem Hanım'a, Özlem Takın diye, hem de birim sorumlumuz, şefimiz Ayşe Şahin'e kendimden daha fazla güveniyorum. Onu da açıkça söyleyeyim. Belediye sizin, şehir sizin, ülke sizin. Çünkü siz en kıymetlilerinizi bu toprakları vatan yapmak için toprağın bağrına emanet ettiniz. Ama aynı zamanda milletin de, Türk milletin de sinesine emanet ettiniz. Yine gazilerimiz bayrağımızın sonsuza kadar gönderde kalması için şehit olmaya niyet ettiler. Vücutlarının en değerli parçalarını, kanlarını bu toprağa akıttılar ve gazilik mertebesine ulaştılar. Bu bağlamda hem siz değerli şehit yakınları, hem kahraman gazilerimiz bizim için en kıymetlilersiniz. Ailemizsiniz bizim. Rol modelimiz, rehberimiz, örneğimizsiniz. O yüzden gerek Edirne Belediyesi'nde, gerek Edirne Belediyesi üzerinden
hangi kurumda, hangi kuruluşta ya da nerede olursa olsun bütün işlerinizi, bütün hizmetlerinizi bundan sonra biz yapacağız, biz yürüteceğiz. Birimimiz, şehit yakınları ve gaziler birimimiz sizlere, tüm şehit yakınlarımıza, kahraman gazilerimize bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Sizlere sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Bu vesileyle kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Gazilerimize de sağlıklı, uzun, mutlu ömürler temenni ediyorum. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu da Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a tüm şehit aileleri ve gaziler adına teşekkür etti. Sizlere ve bu işi üstlenen kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum gaziler adına. Saygılar sunuyorum. Fazla bir şey de söze gerek yok. Gereğini yaptınız. Sağ olun başkanım. Şehit aileleri ve gaziler biriminde görev yapacak olan şehit yakını Ayşe Orak Şahin de kendisini bu göreve layık gören Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür ederek şehit aileleri ve gazilere en iyi hizmeti verebilmek adına elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi. Çok heyecanlıyım, çok coşkuluyum. Ne olur kusuruma bakmayın. Hüzünlüyüm aynı zamanda ama sizlere en kalbi duygularımla hizmet etmek için burada olmuşum. Teşekkür ederim.